İtalya'daki ötenazi tartışması ile ilgili olarak Bilimsel Araştırmalar Özgürlüğü Derneği Sekreteri Filomena Gallo konuğumuz oldu. Ötenazi tasarısı ile ilgili son durum nedir? Bu tasarının bugün meclise gelmesi gerekiyordu. Ancak bir hafta daha ertelendi. Mart ayı başında yine bu tasarının meclise gelmesi bekleniyor. Bu gecikme neden? Yaşam hakkıyla ilgili tartışmanın nedeni nedir? Maalesef vatandaşların arzularına ve ileri düzey bir sağlık sistemi ihtiyacına saygı duyan bir siyasi irade ortada yok. Birçok konuda tedavinin askıya alınması veya hastanın sedasyonuyla ilgili kararlar tamamen mahkeme hakiminin inisiyatifine bırakılmış durumda. La sospensione delle cure e la sedazione. Come difenderete? Siz Marco Capatu'yu nasıl savunacaksınız? O kendisini mahkemeye ihbar edeceğini söyledi. İtalya'da intihara yardım suçundan yargılanacak. 12 yıla kadar hapis cezası alabilir. Sivil itaatsizlikle suçlanacak. Biz bütün imkanlarımızla onu savunacağız. Bu parlamentoya yönelik bir mesaj olacak. Anketlere göre İtalyan vatandaşları bu tasarının yasalaşmasını istiyor. Ancak parlamento bu konuda kesinlikle sorumluluk almak istemiyor. Bu tasarının yasalaşmasının gecikmesindeki en büyük suçlu kim? Bizim Katolik bir ülke olduğumuzu ve Vatikan'ın İtalya'ya çok yakın olduğunu unutmamak gerekiyor. Anayasamızda İtalya laik bir ülke. Biz ülkemizde laiklik ve temel özgürlüklere saygı gösterilmesini istiyoruz. Tedavi şansı bulunmayan bir hastanın yurt dışına gidip acı çekmeden uyumak istiyorum demesini istemiyoruz. Bu önemli konularda karar alamadığı için parlamenterler kendilerini suçlu hissetmeli. Size teşekkür ediyorum. Grazie a voi, buon lavoro.